Çalışırken kaza geçirenler, hasta olanlar bir dizi haklara sahip. İş göremezlik ödeneği bunlardan biri. Peki bu haktan kimler nasıl yararlanabilir? İşte bu sorulara Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıt verdi. Çalıştığı esnada kaza veya hastalık geçiren çalışanlara iş görmezlik geliri sağlanıyor. Tabi bu ödeneğinde belli kuralları var. İşte iş görmezlik gelirinin ödenmesi için nasıl kaza veya hastalık olması gerekiyor, şartları ne, kimlere ödeniyor gibi pek çok soru ve yanıtı. Geçici iş görmezlik ödeneği kimlere ödeniyor? Geçici iş görmezlik ödeneği bir iş yerinde çalışan e, hizmet taktiğiyle çalışanlara, kendi işini yapanlara yani bağ kurululara ve iş kazası ve meslek hastalığı sigortasıyla örneğin stajyerlere. Ödeneğe hak kazanan sigortalılar ne kadar sürede ödeneği alabilirler? bildirimin yapıldığı tarihten sonra e, çok kısa bir sürede işlemler bitiriliyor. Bir hafta 15 gün içinde e, bu paralar ödeniyor. Devam eden bir istirahat raporu varken işten ayrılan sigortalıya geçici iş görmezlik ödeneği ödenir mi? Sigortalı işten ayrıldığı tarihe kadar geçici iş görmezlik ödeneği ödenir. Analık raporlarında ise e, işten ayrıldığı tarihten sonraki 9 gün daha ödeme devam ediyor. Raporluyken işe gelenin ödeneği kesilir mi? Normal şartlarda çalışanın raporluyken işe gelmemesi gerekiyor ama geldiği tespit edilirse iş görmezlik ödeneği kesiliyor. Emziren kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için ayrılan zamanda evine gidip gelirken yolda herhangi bir silahlı saldırıya ya da herhangi bir kaza sonucu yaralanması iş kazası olarak sayılır mı? Çalışan annelerin gün içinde belli süreyle süt emzirme izinleri bulunuyor. Dolayısıyla bu izinler çalışma saatleri içinde olduğu için meydana gelen her türlü olay iş kazası sayılır. Ödenek nasıl hesaplanır? İşe başladığı gün kaza geçiren de bu ödenekten faydalanabilir mi? İşe başladığı gün kaza geçiren de iş kazası sayılır ve ödenekten faydalanır. Ödenekler, iş kazası, geçici iş görmezlik ödenekleri kazada meydana gelen hasarın yani ruhsal ve bedensel hasarın oranına göre belirleniyor. Yasalara göre hangi durumlar iş kazası sayılır? İş kazasının olabilmesi için işle ilgili bir faaliyet içinde olmanız lazım birincisi. İkincisi iş yerinde olmanız lazım. Üçüncüsü işi yaparken meydana gelmesi lazım. Kişi iş yerinde kalp krizi geçirirse bu da iş kazası olarak sayılır mı? İş yerinde kalp krizi geçirmişse evet iş kazası sayılır.